İftar sonrası içecek tarifi verelim mi? Özellikle Verelim. zinde kalabilmek için. Olur. Hani diyoruz ya, orucumu tutuyorum çok şükür, hiçbir şeyim yok ama öğleden sonra bir ağırlık, bir mide yanması, bir halsizlik, bir yorgunluk başlıyor diyoruz ya. Onu kurtarıcı bir çözüm olabilir, denemekte fayda var diyelim. Hemen tarifinde uzman diyetisyenimiz Büşra Çengel'den birlikte dinleyelim. Evet, 2 adet içecek tarifi verelim. Bir tanesi biraz daha sindirimi rahatlatmak için, biraz daha ödemlerimizi, şişkinliğimizi azaltması için yapıyoruz. İftarda 1 litre suyun içerisine 1 demet kadar maydanoz, 1 adet tarçın çubuğu, fındık büyüklüğünde zencefil, 1 adet salatalık, yarım limon ve 1 tane elmayı dilimleyip Çok hepsini suyun kolaymış, içerisine evet. atıyoruz. Bunlar bekliyor. Akşama kadar bu 1 litre suyu bu şekilde içebiliriz. Hiç blendere gerek yok. Hepsini sade suyun içerisine atıp bu şekilde 1 litresini içiyoruz. Geri kalanının 1 litresini de sade olarak içiyoruz sahura kadar. Mutlaka suyumuzu tüketelim. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Eğer herhangi bir sağlık sorunuz yoksa ve herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız bunu belirtelim özellikle. Bunu yaptığınızda şişkinliğiniz azalacaktır. Tekrardan söyleyelim isterseniz malzemeleri. 1 litre suyun içerisinde 1 demet kadar maydanoz, 1 adet tarçın çubuğu, fındık büyüklüğünde zencefil, 1 adet salatalık dilimliyoruz, yarım limon ve 1 tane elma Hem dilimliyoruz. Bu tarifi şekilde kolay hem bekliyor. masrafı da Yok, evde olan çok ucuz. malzemelerle. Kesinlikle. Diğer bir tarifimiz de daha çok biraz daha metabolizmayı hızlandıralım Hızlandırmak için. şeklinde. Bunun tarif de yeşil çay içerdiği için eğer ki tansiyon hastalığınız yoksa veya herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız yapabilirsiniz. Yeşil çayı demliyoruz, soğutuyoruz. Soğuduktan sonra içerisine 1 dilim ananas veya tekrar elma az önceki tarifteki gibi ekliyoruz. 1 fındık kadar taze zencefil, yarım limon suyu ekleyip blenderdan geçiyoruz bu sefer bu tarifimizi. Harika. Soğuk çaylar gibi oluyor aslında, limonata gibi oluyor. Bunu buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Tükettiğinizde iftar sonrası hem serinletiyor hem de metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı oluyor.